Her meslek, her yapılan işin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Ve insana hizmet eden, insanlığa hizmet eden... Tabip Odası Edirne Şubesi Başkanı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek için yeni tedbirler içeren genelgeyi olumlu karşıladıklarını ve Sağlık Bakanı'nın iki önemli müjde verdiğini söyledi. Sağlık Bakanımız da bu konuyla ilgili bize iki tane önemli müjde verdi geçen hafta yaptığı röportajda. Tabip Odası Edirne Şubesi Başkanı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırıların önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalardan bahsederek şunları söyledi. Bakanımız bize iki müjde verdi. Verilen ilk müjdenin sağlıkta şiddet uygulamasından alınan cezalar 2 yıldan az ise erteleniyordu. Fakat bakanımızın sunduğu tasarı ile ceza ertelenmeyecek ve cezanın çekilmesi sağlanacak. Bunlardan birincisi, sağlıkta şiddet uygulamasında alınan cezalar 2 yıldan azsa biliyorsunuz erteleniyor, tecil ediliyor veya açıklanması sonraya bırakılıyordu. Fakat bakanımızın Bakanlar Kurulu'na sunacağı bu tasarıyla şöyle sağlıkta şiddet olduğu zaman ertelenmeyecek, cezasının çekilmesi sağlanacak. İkincisi ise özlük hakları konusunda yıpranma ile ilgili bizim de sağlıkta çok arzu ettiğimiz konu hakkında çalışma yapılacak dedi. Özlük hakları konusunda da yıpranma payı ile ilgili bizim de sağlıkta çok arzu ettiğimiz bir durum vardı. Onunla ilgili de gerekli çalışmaların yapacağı müjdesini de verildi Sağlık Bakanımız tarafından. Şimdi arkadaşlar, meslekler çok önemli. Her meslek, her yapılan işin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Ve insana hizmet eden, insanlığa hizmet eden bütün sektörlerin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Biz de istiyoruz ki bu ülkede yaşayan, çalışan, emek veren, emek sarf eden herkes hak ettiği emeğinin karşılığını alsın istiyoruz. O anlamda sakın ola ki bu hekimler, sağlık çalışanları sadece kendileri için bir şey istiyorlar noktasında değiliz. Bu ülkede emeğinin karşılığını herkes almalı ama hekimler de, sağlık çalışanları da bu karşılığı almalı. Biz iş güvenliği istiyoruz, iyi bir emeklilik istiyoruz. Emeklilikte hekimlerin çalışmayı ya da özel sektöre yönlenmesini değil de tam da bir gelişmiş ülkelerdeki gibi emekli olan insanların tüm sektörler için öyle işte hayallerini gerçekleştirmesi, o dinlenmeyi sağlamasını falan istiyoruz. Bu anlamda da ben buradan Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu iki tane önemli konu eğer hayata geçerse biz de bundan çok mutlu oluruz. Bir de Edirne halkımıza şunu iletmek istiyorum mesaj olarak. Edirne'de çok önemli bir sorunumuz yok ama toplumun her kesiminde ciddi bir cinnet ve şiddet sarmalı içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ne olur birbirimizi anlayalım, birbirimizi sevelim, empati yapalım, anlayışla karşılaşalım ve size minik bir anımı anlatacağım. Çok sık yurt dışına falan çıkıyoruz. Bir gün yurt dışında yolu tır kapatmıştı. Ben de arabamdan indim, tır baktım 33 plaka, yani Türk bir tırı. Kapısına vurdum, dedim kapatmışsın. Adam indi hışımla böyle, hadi kavga edecek benimle. Dedim ki bunun için kavga mı edeceğiz? Ve yurt dışında mı edeceğiz iki Türk olarak dedim. Yani şimdi kızmaya başladığımız an derin bir nefes alıp ya ben ne yapıyorum? Bunun neden diye sormak lazım. Zaten şiddetle biz hekimler, psikologlar, psikiyatristler bilirler ve sağlık çalışanları şiddetle başa çıkmanın yolu es vermektir. Derin bir nefes alırsınız ve dersiniz ki ben ne yapıyorum? Şiddetin aklı yoktur arkadaşlar. Öfkenin de aklı yoktur. O yüzden de halkımız, atasözlerimiz ne güzel söylemiştir. Öfkeyle kalkan zararlı otur. Sağlıkta şiddete son. Bazı ilaç firmalarının yeni ilaçların denenmesi için maaşlı denek araması konusunda da açıklama yapan Tabip Odası Başkanı Tanrıkulu şunları söyledi. Bu tip haberlerin basındaki yansımalarının bazı yönleri eksik. Basında popüler olmasının nedeni ilaç deneyeceksiniz, para alacaksınız gibi verildiği içindir. Aslında olay öyle değil. Bir ilacın keşfinden sonra 3 fazla deneyler yapılır diye konuştu. Tanrıkulu açıklamasını şöyle sürdürdü. Eksik bir haber. Yani o haberin popüler olmasının nedeni işte ilaç deneyeceksiniz, 1.000 lira maaş alacaksınız diye verildiği için sigorta o. Aslında olay öyle değil. Sevgili arkadaşlar, bir ilacın keşfinden sonra 3 faz deneyler yapılır.
Yani önce laboratuvar deneyleri yapılır kimyasal düzeyde. Sonra hayvan deneyleri yapılır. Bu hayvan deneyleri çok uzun sürer. Sonra eğer bunların hepsinden daha başka başka testler sonrasında geçerse eğer o kimyasal madde, ilaç, ondan sonra üçüncü faz dediğimiz insan üzerinde denenmeye başlanır. Etik kurul vardır sevgili basın mensubu arkadaşlarımız. İnanın tıptaki etik kurul dünyanın birçok, keşke diğer sektörlerde de olsa, bu özellikle politik sektörde, politikacılarda da olsa, çok titizdir.